Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhabalar. Yaklaşık 6, pardon 8 saat sonra parafin mumlarımızı çıkartacağız. Ben de ilk kez parafin mum döktüm. Sizler kadar heyecanlıyım. Umarım siz de heyecanlısınızdır. Şimdi hemen ilk önce kolayları çıkartayım. Böyle çökmeler oluyor. Daha sonra ben onların üzerine ekliyorum. Böyle yanlardan alıyorum. Gayet, oh mis gibi. Çok güzel. Şimdi midye mumumu ilk kez denedim. Midye mum kalıbım, bakıyorum. Bu da harika. Bunu da şey yapacağım. Sonrasında mum verniğim var. Mum cilası. Mum cilasıyla cilaladığımda sanırım hiçbir problem kalmayacak. Şimdi bunu da merak ediyorum. Bu sanki kar efekti gibi bir efekt vermiştik hatırlıyorsanız bir önceki videoda. Bakıyorum ve harika olmuş. Çok iyi değil mi? Çok güzel. Gerçekten sanki kar yağmış gibi üstüne. Çok güzel. Harika bu da. Bunun da altındakini. Tamam. Şuradakileri alalım. Tamamdır. Bu da harika. Şimdi kız ve erkek kalıbımızı çıkartalım. Çikolatalı ve parafinli mumlarımız. Tabii ki bir bu da kesinlikle mum cilası istiyor. Bunları da atmayalım, sonra kullanırız. Kesinlikle mum cilası istiyor. Renk olarak evet başarılı ama buralarında mesela bu soya wax'ta asla böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Soya wax'la da dökelim. Sanırım parafin işine son verip soya wax'la devam edeceğim. Fiyat olarak daha uygun olsun diyenlerle de bu şekilde parafinli olanlarda devam edeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi erkek kalıbımızı çıkartalım. Aynen. Bir soya wax asla değil. Yalnız bunları da mum cilasıyla cilalayacağım. Mum cilası yaptıktan sonra nasıl olacak bilmiyorum. Aslında hemen 2 saniye yapabiliriz. Bir deneyelim. Bakalım nasıl olacak mum cilasıyla. Mesela midyeden deneyelim. Gördünüz mü? Bu beyazlıklar, bu pütürlükler mum cilasıyla sanırım gitmiş olacak. Şimdi bu kısmı yapalım. Tabii ki de mum cilası güzel ama soya wax da bu. Asla buna ihtiyaç olmuyor. Evet, harika. Çok güzel. Bunu da yapalım. Elimiz değmişken. Bu şekilde. Hop. Bu biraz daha bu işlem bittikten sonra biraz daha şey böyle bu tamamen bu cilayı emiyor ve daha parlak, daha güzel ilk sürdüğümden daha farklı olarak daha güzel duruyor. Şöyle yapalım. Yalnız harika gerçekten. Acele ettikçe hepsini döktüm. Şimdi buraları yapalım. Bu tabii daha uğraştırıcı bence bir soya wax'a göre değil. Asla bir soya wax kalitesi yok. Zaten fiyatı da ona göre. Ama tabii her ürünün bir alıcısı var. Her ürünün bir talebi var. Kimisi daha uygun bir şey olsun. Ben nasıl olsa yakacağım, kullanacağım. Benim için çok da önemli değil diyenler de var. Böyle. Bu da güzel.
beraber mumları da cilaladık güzel. Neyse, en azından bunlar da cilalanmış oldular. Harika. Tamam, düşme. Bence çok. Şimdi soya wax'la karşılaştıracağım bunları sizin için. Aynı renk mi yapalım? Aynı renk yapalım. Soya wax'la yine çikolatalı. Ya da farklı bir renk yapalım. Sonuç olarak renkte bir sorun yok ama bu dışındaki pütürlüğü, işte bunları olmadığını göreceksiniz. Diğeriyle karşılaştıracağız. Bu arada yeni almış olduğum midye kalıbım gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Çok başarılı ve bu çam ağacı gayet de güzel olmuş. Gerçekten böyle yoğun bir kar yağmış gibi üstüne. İlk deneme için bence bunlar da çok başarılı.